Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Webinarımıza kayıt olduğunuz ve zaman ayırarak katılım sağladığınız için hepinize teşekkür ederim. Öncelikle kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Ben Efecan Güner, Informatik Innovation'da yaklaşık bir yıldır CAD çözüm mühendisi olarak çalışıyorum. Muhakkak bazılarınızla teknik destek çağrılarında da iletişime geçmişizdir. Dilerim ki pandemi süreci geçip saha çalışmalarımız daha sıklaştığında yüz yüze tanışma imkanı da buluruz. Şimdi bildiğiniz gibi Perşembe günleri ağırlıklı olarak PTC ürünleri hakkında tanıtımlar ve demo uygulamalarını da içeren webinarlar gerçekleştiriyoruz. Bu haftanın webinarında değineceğimiz konuysa biraz farklı. Müşterilerimizden gelen istekler ve geri dönüşleri dikkate alarak kendi yazılım ekibimiz tarafından geliştirilen Creo Apps'ten bahsedeceğim size. Creo'ya ek fonksiyonlar sunuyor olacak. Bu araçlar Creo'da bazı komutları otomatikleştirerek ve yeni fonksiyonlar ekleyerek işinizi kolaylaştıracak şekilde tasarlandı. Bu ürünü iç kaynaklarımızla ortaya çıkardığımız için de büyük bir heyecan duyuyoruz açıkçası. Creo'da yürüttüğünüz tasarım süreçlerinde üretkenliğinizi artıracak komutlar içeriyor bu uygulamalar ve hepsinin de kullanımı çok kolay. Birazdan demoda göreceğiniz üzere. Hepsi zaten Creo'da var olan menülere eklenen yeni komutlar. Biraz Informatik Innovation'dan ve Integral'den bahsediyor olacağım. Merkezi İspanya'da bulunan Integral grup içerisinde yer alıyoruz Informatik Innovation olarak. Integral, İspanya dışında Portekiz, Brezilya ve Türkiye'de aktif operasyonları bulunan bir grup şirketi. Odak noktamız gittikçe daha akıllı hale gelen günümüz dünyasında şirketlerin ürün ve hizmetleri için rekabet avantajı elde etmelerine ve bunu sürdürmelerine yardımcı olan kurumsal çözümler sunmak. PLM, CAD, CAM, IoT ve kalite çözüm mühendislerinden oluşan uzman ekibimizle kurumsal ihtiyaçlarınıza ölçeklenebilir ve uçtan uca çözümlerimizle cevap veriyoruz. Sayılarla eğer ifade edecek olursak, globalde 1800'den fazla müşterisi bulunan, 200'den fazla PLM ve sayısız CAD implementasyonu gerçekleştirmiş, alanlarında uzman 150'den fazla çalışanıyla günden güne büyüyen bir teknoloji ve yazılım firması Integral. Integral Soft olarak İspanya'da ve Portekiz'de geliştirici ekip tarafından yazılım çözümleri geliştirdiğimizden bahsetmiştim. Fırsatını bulmuşken detaylarına çok girmeden diğer çözümler hakkında da kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Eğer burada ilginizi çeken konular olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz sunum sonrasında. Örneğin Sales Configurator, satış departmanı tarafından oluşturulan ürün konfigürasyonlarını Windchill PLM, ERP ve diğer sistemlere sipariş olarak düşüren bir araç. Satış ekibinize gelen müşteri sorularını teknik bilgi ihtiyacına çok fazla gereksinim duymadan kendi başlarına çözmelerine imkan sağlayan yapılandırma seçenekleri sunuyor içerisinde. Spare Portal, yedek parça portalı, 3D görüntülerle desteklenen ve oldukça kolay kullanımlı bir arayüze sahip, hızlıca adapte edebiliyoruz bu çözümü. Beaver, çeşitli görsel materyalleri, PDF, 3D model, teknik resim ya da resim gibi görsel materyalleri görüntülemenize yarayan bir araç. Connect ise burada bahsettiğim araçların mevcut sistemlerinizle ERP gibi, Windchill gibi dijital olarak aslında veri anlamında konuşmasını sağlayan araç. Verinin bu kadar önemli olduğu modern dünyada verinin üretildiği, işlendiği ve çevrildiği farklı platformlar arasında entegre edilmesini biz Connect ürünümüzle sağlıyoruz. Bu kısa tanıtımın ardından şimdi bugünün asıl konusu olan Creo Apps'e giriş yapalım. Creo Apps için de farklı çözümler mevcut. Creo Configurator, büyük miktardaki, büyük sayıdaki CAD dosyalarınızın otomatik olarak numaralandırılmasını sağlıyor. Time Tracking ise bu da yeni bir araç. Şirketinizdeki her kullanıcının tasarım süresi boyunca, tasarım sürecinde geçirdiği zamanı parça ve montaj bazlı olarak kayıt eden ve bu sayede de kayıt ettikten sonra size monitör eden ve sonucunda mevcut kaynaklarınızı, mevcut çalışan sayınızı daha verimli
yönetmenizi sağlayan fonksiyonel bir araç, time tracking. Bugün bahsedeceğimiz aracımız Creo Utilities. Buna Creo yardımcı araçları da diyebiliriz. Creo ek komutları gibi düşünebilirsiniz. Şimdi şu anda Creo ile çalışırken sizi hızlandıracak 7 pratik komut var. Hepsinden bahsediyor olacağım. Önce bir komutları bir görelim. Hangi komutlar olacak bugünkü sunumda? Bunların her biri mevcut Creo özelliklerinin geliştirilerek otomatize edilmesiyle pratik bir kullanım sunan komutlar. Replace by copy, assemble many, import many, rename gibi aslında isimlerinden de ne işe yaradıkları kolayca anlaşılabilecek komutlar. Ayrıca bunları istediğiniz takdirde Türkçeleştirme imkanımız da bulunmaktadır. Şimdi ilk olarak replace by copy komutundan bahsetmek istiyorum. Replace by copy komutu montaj içindeki bir komponenti, montajın içerisindeki bir komponenti tek tıkla kopyasıyla değiştirmenize yarıyor ve winch ile de uyumlu çalışıyor. Eğer winch ile çalışıyorsanız replace edilen parça workspace'e düşüyor. Değilse working directory'niz içerisinde yer alıyor. Şimdi her komuttan bahsettikten sonra arkasından bir uygulama gerçekleştireceğim. Bakalım replace by copy komutumuz nasıl çalışıyormuş? Öncelikle bir working directory'mi kontrol edeyim. Okay. Montajımızı açtıktan sonra bakın ISF menüsü şu anda ben burada yeni bir menü ekleyerek tüm komutlarımı altına yerleştirdim. Yine ISF komutlarını ribbon üzerinde herhangi bir yere konumlandırmanız mümkün oluyor. Replace by copy şöyle çalışıyor. Bir tane değiştirmek istediğim, kopyasıyla değiştirmek istediğim komponentimi seçtikten sonra replace by copy seçeneğini seçtiğimde bakın filter, yeni bir isim veriyorum. Ve OK dediğimde bakın model ağacındaki komponentim şu an değişmiş oldu. Ve working directory'ime de gidersem burada filter head copy ve bir önceki versiyonu hala tutulmaya devam ediliyor. Bu Creo içerisindeki normal replace komutunun hızlandırılmış ve kısaltılmış versiyonu gibi düşünülebilir. Yine bir başka komponent için bakın mini toolbar üzerinden de bu komutu kullanmamız mümkün oluyor. İkinci aracımıza gelecek olursak assemble many komutu. Bu da montajla uğraşanlarınız mutlaka vardır Creo'da. Şunu bilirsiniz. Normalde tek tek biz montaj içerisine ekleriz komponentlerimizi. Assemble many komutuyla normalde Creo'da montaj içerisine tek tek eklerken artık çoklu olarak tek hamlede çağırmamız mümkün oluyor birçok parçayı. Montaj ilişkisi bakımından otomatik ve default yerleşim seçeneklerini, yani pozisyonlama seçeneklerini işlem esnasında bize soruyor bu komut. Yani otomatikte parçayı referanssız şekilde montaja eklerken default'ta önceden örneğin parçayı montajdaki konumunda çizdiyseniz direkt olarak yerine yerleşmiş oluyor default seçeneğinde. Hızlıca montaj üzerinde bunu da size göstermek istiyorum. Öncelikle mevcut modelimi kapatayım. Bakın modelim bu şekilde. Az önceki montajın aslında üzerinden iki komponentin silinmiş hali. Şimdi ISF tabına gidiyorum bakın. ISF tabına gittikten sonra burada assemble many komutum var. Assemble many komutuma tıkladığımda bana iki seçenek sunuyor az önce bahsettiğim gibi. Örneğin default'la devam edelim. Koordinat sistemine göre hangi pozisyondalarsa seçeceğim komponentler oraya yerleşsinler. Burada eksik olan parçalarım filter head ve oil cooler. Kontrol tuşuyla seçtikten sonra aç diyorum.
Ve bakın, iki komponentim de tek hamlede yerlerine yerleşmiş oldu. Yani burada yerlerine yerleşmiş olmaları aslında koordinat sistemine göre mevcut pozisyonlarında bulunmalarından kaynaklanıyor. Ama işin özünde siz sonrasında edit definition diyerek burada gerekli pozisyonlamayı yapabiliyorsunuz. Aslında işin esprisi biraz birçok parçayı tek seferde montajın içine çağırabiliyor olmak. Şimdi bir sonraki komutumuz rename komutu. Normalde biz montajdaki bir dosyada eğer isim değişikliği yapacaksak, montaj içinde yer alan bir komponente rename işlemi yapacaksak ne yapıyoruz? O komponenti yeni bir pencerede açarak, işte sağ tıklayıp open diyoruz, yeni bir pencerede açarak, hatta şöyle yapalım. Şöyle bir komponentimiz olsun. Bunu buradan, yani montaj içerisindeyken rename işlemi yapamıyoruz. Parçayı açıyoruz. File altında Manage File bölümünde rename'e geçiyoruz ve sonrasında rename işlemini gerçekleştiriyoruz. Ama bu bazen çok büyük montajlarda çalışırken zaman kaybına sebep oluyor. Pencereler arasında dolaşmak da zaman kaybına sebep oluyor. Sisteminizle de ilişkili tabii ki. Bu Ribbon'da bulunan ve montaj esnasında kullanılabilen bir komut değil özet olarak. Creo Apps içinde gelen rename komutuyla artık montaj içindeyken direkt olarak rename uygulamanız mümkün oluyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Komponentimi model ağacından seçtim. Rename tuşuna bastığımda bana yeni vermek istediğim ismi soruyor. Buraya Wanting Bold Rename olarak belirttiğimde OK diyorum. Ve bakın montaj içerisindeki farklı yerlerde kullanılan aynı komponentlerin hepsinin ismi değişmiş oldu. Bu rename komutumuz maalesef Winch ile uyumlu değil. Bir önceki komutlarımız Winch ile uyumluyken bu şekilde işi pratikleştiren bir komut. Bir sonraki komutumuza geçecek olursak export step. Bazen bir tedarikçiyle ya da müşteriyle data paylaşırken çeşitli sebeplerle natural step formatını kullanıyoruz. Böyle durumlarda save as diyerek çeşitli ayarlar yapıyoruz ve step formatında çıktı alıyoruz. Bunun yerine export step komutu tek bir tuşla bu işlemi gerçekleştiriyor. Yani ne yapıyor? Sizin montajınız içerisindeki ne kadar komponent varsa bunların hepsini step'e dönüştürerek ve asıl bir de önemli nokta seçmiş olduğunuz koordinat sistemine göre kendi pozisyonunda dışarı alıyor. Bir bakalım nasıl gerçekleştiriyoruz bunu da. Şimdi gittiğimde modelime yine ISF tabı altındaki export step komutunu seçeceğim. Seçtiğimde benden önce bir yol istiyor. Bunları nereye oluşturayım diye. Eğer şu anda step klasörünüz yoksa ki bir kontrol edelim bakalım step klasörü oluşturulmuş mu? Evet şu anda burada working directory'imde step klasörü yok. O zaman o kendisi oluşturacak. Export step'e tıkladığımda koordinat sistemimi seçiyorum. Ortak montajdaki koordinat sistemini seçtim. Ve şu an montajda gördüğünüz her parça bu koordinat sistemine göre hangi pozisyondaysa ayrı bir dosya olarak hepsi step'e dönüştürülerek export edilmiş olacak uygulamayı gerçekleştirdiğimde. Pardon, bir düzeltme yapıyorum. İki komutumuz var. Export step'te tüm montajı step'e dönüştürerek tek bir step dosyası oluşturacak. Hemen görelim. Export step seçeneğini seçtim. Bakın şimdi file open dediğimde step klasörüm oluştu. Bunun altında all files dediğimde montaj parçalarım gelmiş oldu. Şimdi bir sonraki komutumuza geçelim. Export step single file. Burada bir karışıklık yaşadık şu anda. Özet ben size o yüzden tekrar açıklamak istiyorum. Evet, export step'te montaj içindeki tüm komponentleri ayrı ayrı dosyalar halinde alırken
Export step single file da hepsini içeren tek bir step dosyası export ediliyor. Yani çıktığımız tek bir montaj dosyası oluyor. Bu iki komutumuz da Winch ile uyumlu olarak geliyor. Bakın bunu da nasıl uygulayacağız? Yine montajım açık. Export step single file'ı seçtiğimde koordinat sistemimi yine seçiyorum ve ardından OK'ye tıkladığımda geliyorum ve Working Directory'im altındaki step klasöründe bakın dosya ismi assembly menu export edilmiş oldu. Şimdi bunu içeriye tekrar import edersek az önceki montaj dosyası içinde yer alan tüm komponentler tek bir dosya içerisinde yer almış oldu ve bunu artık müşterilerinizle paylaşabileceğiniz hale geldi. Oldukça kullanımı pratik ve hızlı. Şimdi bir sonraki komutumuz import menu. Biliyorsunuz farklı formatlardaki birden fazla CAD dosyasını Creo'ya import ederken bunu tek tek yapıyoruz. Her birini teker teker içeri import ediyoruz. Birden fazla dosya olduğunda bunları tek tek yapmamız gerekiyor. Import menu komutuyla hem birden fazla dosyayı import edebiliyorsunuz hem de aynı anda farklı formatlardaki dosyaları da import edebilme seçeneğine sahip oluyorsunuz. Yani tek tek import etme gereksinimini ortadan kaldırıyor ve import işlemi sırasında da şu anda Creo'nun varsayılan import ayarlarını kullanıyor. Burada yakın zamanda bir konfigürasyon seçeneği de ekleniyor olacak. Bakın şöyle çalışıyor. Tekrar gidersem mevcut datalarımı kapatıp Erase Not Displayed ile temizliyorum Sagen'ımı ve ardından import klasörümüzü seçelim. Bakın ISF tabım hala burada. Home tabının yanında ISF tabım var. Şu an Creo'da herhangi bir dosya açık değil. Import menu seçeneğini seçtiğimde Working Directory'ime gittim. Arkasından bakın bir tane SLDPRT formatında SolidWorks, bir step, bir CAD part, CATIA formatında dosyaları seçiyorum ve aç dediğimde bunları her birini mevcut import konfigürasyonuyla, import ayarlarıyla Creo içeriye import ediyor ve bu noktadan sonra artık montajlarınızın içerisine import ettiğiniz dataları dahil etmeniz mümkün oluyor. Hepsi hızlı bir şekilde açıldı görüldüğü gibi. Bir sonraki komutumuzdan bahsedecek olursak, bu arada herhangi bir soru gelmedi. Merak ettikleriniz olursa komutlar hakkında şu anda ya da sunumun sonunda sorabilirsiniz. Dinliyor olacağım. Yani ara sıra kontrol ediyorum ben soru mesaj bölümünü. Şimdi bakalım. Evet, son komutumuz MaxDims. Bu da müşterilerden bizim özellikle teknik destek çağrılarında çok sorulan bir özellikti. Ve o noktada da böyle bir çözüm geliştirdik. Eminim birçok kişinin ilgisini çekecektir. Bazen parçamızın maksimum boyutlarını hesaplamak istiyoruz. Yani gerek lojistik gerekse işlenecek olan parçanın işleneceği kütüğü hesaplamak için maksimum boyutlarını bilmek isteyebiliyoruz parçanın. Creo normalde bunu model şekilde yapıyor ama ancak daha basit şekilde tek bir tuşla MaxDims komutuyla artık komponentinizin maksimum boyutlarını hesaplamak mümkün. Ayrıca bunları parametre olarak da görebiliyoruz. Örneğin teknik resim içinde bir tablo oluşturarak bu parametreyi maksimum x, y, z eksenlerinde boyutları şeklinde çağırmamız mümkün oluyor. Bunu nasıl yaptığımıza da hemen bakalım. Öncelikle mevcut pencerelerimizi bir kapatalım.
parçamı çağırdım. Geldiğimizde bakın yine ISF tabı altından Max Teams komutuna tıkladığımda öncelikle notasyonları da açalım. Max Teams komutuna tıkladığımda Creo parçanın maksimum boyutlarını hesaplayarak önüme tek tuşta getirmiş oluyor. Bu noktadan sonra artık gerek direkt kullanabilirsiniz. Gerekse de teknik resimde örneğin bunları parametre olarak görebilirsiniz. Bakın model ağacında da arkada çalışan otomatik işlem bir grup unsuru olarak yer almış oldu. İsterseniz bir de hatta drawing'in uygulamasını da gerçekleştirelim. Bundan yeni bir teknik resim oluşturalım. Şimdi teknik resimimi açtım. Boyutları zaten hesaplamıştık. Örneğin table altından bir tane ikiye üçlük tablo oluşturalım. Burada örneğin birinci tabloda x'teki, ikinci tabloda y'deki, üçüncü tabloda ise z'deki boyutları yer alsın. Bunun için ne yapıyoruz? Bunun için şunu yapıyoruz. Max Teams komutumuz bir parametre yaratıyor ve Creo içerisine bunu yerleştiriyor. Şöyle, siz tablo içerisinde dim max x şeklinde parametreyi çağırdığınızda bakın buraya gelmiş oluyor. Yine aynı şekilde hızlıca normal parametre eklediğimiz gibi dim max y yazdığınızda y'deki ölçümüz gelmiş oluyor ve z'deki ölçümüzü de getirelim. Bu şekilde hızlı ve pratik bir maksimum boyutları ölçebileceğiniz bir araç olarak yer alıyor. Sorularınız varsa dediğim gibi alabilirim bahsettiğimiz komutlarla ilgili. Tabii sizden gelen hem sorular hem de öneriler de bizim için çok önemli. Çünkü bu araçları kendi bünyemizde geliştirdiğimiz için özellikle müşteri istekleri, müşteri ihtiyaçlarına göre uygun hızlandıracak, işleri hızlandıracak şekilde geliştirmek de hedefimiz, güncellemek de hedefimiz. O yüzden de aslında oldukça güzel bir ürün. Direkt olarak ürünle ilgili örneğin bir özelleştirme, size özel bir özelleştirme isteğiniz olursa bunun teknik yapılabilirliği de hızlıca değerlendirilebilir bizim tarafımızdan. Şimdilik Creo Utilities içerisindeki benim anlatacağım komutlar bu kadar. Şimdi tanıtımın sonuna geldik. Sorularınızı almadan önce eğer varsa son bir hatırlatma yapmak istiyorum herkes buradayken. Endüstride katma değer yaratan hizmetlerimiz hakkında güncel haberleri ve uygulama videolarını kaçırmamak için bizi LinkedIn'de ve YouTube'da takip edebilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için hizmet ve ürünlerimiz hakkında ve iletişim kurmak için de informatikplm.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Eğer merak ettikleriniz varsa şimdi bahsettiğim ürünler hakkında sorularınızı alabilirim. Tahsin Bey, ben de teşekkür ederim. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Bu komutu nasıl edinebiliyoruz demişsiniz Hayati Bey. Komutların nasıl sizin Creo sisteminize adapte edilebileceği ile ilgili eğer merak ettikleriniz varsa sunum sonrasında sizinle iletişime geçiyor olalım.
Engin Bey, teşekkür ederim. Katıldığınız için teşekkürler. Rename çok iyi olmuş demiş Hayati Bey yine. Çok sorun yaşadığım bir komuttu demiş. Dediğim gibi özellikle müşterilerden gelen geri dönüşler çerçevesinde geliştirilen komutlar olduğu için birçoğunun süreçleri hızlandıracak ve işe yarayacak çözümler olduğunu düşünüyoruz. Engin Bey teşekkür ederim katıldığınız için. İyi çalışmalar size de. Replace by copy ile çoğaltılan parçanın halihazırda bir teknik resim varsa onu da bu parçaya bağlı olarak çoğaltmak mümkün mü? Bunu Rename Insertion ile aynı anda teknik resim ve parçanın ismini değiştirerek kopyalanabiliyordu. Şu anda emin değilim. Bu konuyla ilgili ben zaten webinara kayıt olduğunuzda mail adresinizi girmiştiniz. Sunumdan sonra geri dönüş gerçekleştireceğim size. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar size de. Dediğim gibi sorularınızı şimdi ya da daha sonra teknik destek çağrılarında da daha detaylıca bu komutları inceliyor olabiliriz. Yine eğer size özel yani şirketinizdeki örneğin siz şirketinizden sadece siz katılmış olabilirsiniz. Diğerlerine de bu sunumu tekrar etmemiz gereksinimi olursa bizimle iletişime geçerseniz ayrıca bir sunum gerçekleştirebiliriz ihtiyaçlarınıza yönelik. Sorularınız varsa daha fazla şu an yazabilirsiniz. Yoksa eğer 1-2 dakika içinde soru gelmezse oturumu sonlandırabiliriz. Şu anda bana ulaşan başka soru yok gibi gözüküyor. Dediğim gibi eğer burada chat bölümünde yazmakla ilgili sorun yaşamış olabilirsiniz ya da henüz aklınıza gelmeyen bir durum olabilir. Sonrasında da bize ulaşarak ekstra sorularınızı ve varsa sunum taleplerinizi iletebilirsiniz. Gerek informatikplm.com üzerinden gerekse bildiğiniz reception@informatikplm.com adresimizden bizlere ulaştırabilirsiniz. Bugün katıldığınız için çok teşekkür ederim. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum ve sağlıklı günler diliyorum. İyi günler.